memleketi. Türbeden dışarı çıkıyor. Şeyin kervansarayın içerisinde. Giriş kapısı. Kervansarayın giriş kapısı. Türbesi.
şimdi bu Battal Gazi ile Anadolu'yu geçince savaşınların kimisi doktor, kimisi böyle cerrahları da vardı yani. Evet. O bakımda. Şimdi bunu Hasan Basri kimisi değil, bir tane değil, beş sıradan. Bir tane daha var, bu nerede oluyor? Mısır'da mı oluyor? Kürt kardeşler kabristanlığı. Seyitler yurdu Malatya'nın. Evet. Bütün Anadolu'yu 1071'den sonra buraya gelmişlerdir. Buradan evet. Anadolu'yu işgal etmişlerdir. Evet. Burada şehit olanların gerisi burasıdır. Cennetten bir örnek, dünya cennetten bir örnek. Güneş hava uçan melek, güneş hava uçan melek, güneş hava uçan melek. Karıştır suyu toprağı, karıştır suyu toprağı, Mevla münacat verecek, Mevla münacat verecek. Dik fidanı gülsün sine, dik fidanı gülsün sine, yaşadığı günden güne, yaşadığı günden güne. Hava cennetten kovuldu, hava cennetten kovuldu. Adem gezdi onu buldu, kadın cennet meyvasıymış. Verdikçe muradı verdi, kadın cennet meyvasıymış. Sevdikçe mürvetin oldu, sevdikçe mürvetin oldu. Doğarken ağladık güler, doğarken ağladık güler. Yaşarken çok mal mı gerek, yaşarken çok mal mı gerek. Harun gibi malın olsa, Harun gibi malın olsa, götüren yolcuyu görek, götüren yolcuyu görek. İslam toprağında en büyük fedakarlığı bunlar katlanmış, Haçlılara karşı savaşanlar. Aslında en büyük serdar bunlar. Bunlar serdar. Seyit tabii. Şimdi neden? İslamiyet'te 3-5 bedeviyle uğraşmamış bunlar. Koca bir dünyanın en büyük imparatorluğunu yıkıp yerine İslam abidesi diken en büyük seyit bunlardır. Yani bunlara yapılan peygamberin şahsına yapılmış kadar böyle mübahtır yani. Gerçek böyle yani. Gidelim Kadir'a. Almadın, buranı aldın mı? Aldım. Evet. Kız kardeşler, şehitler abidesi.
Hüseyin bin Gazi. 1071'den sonra Anadolu'ya gelen ilk tuğlarını diken seyitler yürüdüler. Buradan bütün Anadolu'yu İstanbul kapılarına kadar dayanan Selçuklu sultanlarının otağı burası. Kardeşim bulunduğu saha ve çevresi betonla koruma altına alınmış. Dağın eteğinde Fırat dolmuş bir göl halinde. Gördüğünüz bu yeşilliğin sonu Fırat. Son ilimde çok uzaktan çekiliyor. Evet. Abdülvahat evet. Serdar'ın evet. Yeri. Evet. Buradan tepeden düşmanları gözetleyerek evet. Hemen işaretleyerek saldırıya geçen evet. Otağ kiliseyi yıkayıp burada daha da Romalılardan kilise varmış. Burayı alıyor. Gözetleme kilisesi İslamlara geçince evet. Buradan her tarafı gözetleyerek saldırı ona göre. Sultan Zeynep Türbesi. Kapalı olduğu için ancak pencereden görüntü alabiliyor. Sultan Zeynep'in türbesi. Selçukluların ilk eseri olan Selçuklu sultanlarının ilk yaptığı cami. Ulu cami.
bizi işimiz çekiyor. En büyük abidelerinden ilk abidesi budur. Horasan'dan geldikten sonra Anadolu'yu işgal ederek burayı, Malatya'yı bir otav olarak seçmişlerdir. Yani buradan da Anadolu'ya geldik. Bütün şehitlerin namaz kıldığı burada genel bilgiler, İslamlı bilgilerin verildiği bir medrese, hem cami hem de medrese görev yapardı. Şimdi ise bu eser cami olarak kullanılıyor. Selçuklarda kültürel İslam kültürünü en iyi anlatan, en sahip çıkan bir Türk neslidir. Haçlıları, hatta Memlutlarla daimi mücadele, İslam geleneğini, İslam kültürünü, İslam hukukunu koruyan en büyük eserler vermişlerdir. En büyük savaşlar, en büyük İslam'a hizmet götürmüşlerdir. Sultanlar Otağı'nın yeridir. Seyitler yurdu, Sultanlar Otağı. İkinci bölüm. Evet. Bu camiye geçiyor. Önce öseden camiye geçiyor. İşte seyitler yurdu. Ya hala. Asıl bütün yardımın, bütün insanlığın, İslam'ın buraya yardım yapması gerekirken sokaklara para dökenlere şaşıyoruz. Görsünler ki bu Türk milletinin abidesi burada başlamıştır. Türk'ün özü buradan, Anadolu'yu buradan idare almışlardır. At koşturmuşlar, şehit vermişler, serdarların yurdu. Orta Asya'dan burada gelerek burada İslamiyet'i en iyi şekilde elde tutmuşlar ve Roma İmparatorluğu'nu kökünden sökerek Türklere yurt edilmişlerdir. Eskine bıraktı ama. Caminin kaburgasına denir.
Yani Mekke'yi Medine'yi ayakta tutan Selçuklular, bugünkü İslam abidesini koruyan bunlar. Romalılar çifte orduyla geldiler, iki orduyla. Hazreti Ömer'in üzerinden yürüdüler. Ama Seyit bin Velid, Ebu Ubeyde ve Halid bin Velid, bunlar Kuzey Suriye denilen bu Adıyaman'dan Hassa'ya kadar bu şeritte durdurdu ve İslam'a kattı. İki, Ubeyde Lans'ın başını uçurdu. Dalmasıyla Roma İmparatoru Lans'ın başını uçurunca panik yarattı ve kaçışmaya başladı ve bu Anadolu'yu tamamen işgal etmeye başladılar. Ondan sonra 1071'de Selçuklar geldi. İki taraftan saldırarak bu toprakları bize mal eden atalarımıza şükran borcumuz var. Onları her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bak, hani. Burada inşaatı hazırlanmış. Evet. Tuvalet. Gerçi bir tarafta döner. Öyle yapayım. Giriş ve çıkışlar. İnce kanı. Kısmı. Bir yer var ha Kadıraba, o da beş kardeş. Ha, oraya şimdi. Evet, Doğan Şehir. Ben Kadir Kavuncubaşı. 1939'da bu Doğan Şehir'e geldim. O zaman 450 haneydi. Burası bir nahiyeydi. Şimdi sene 1991.
Bugünkü 50 yıl. Yani Antep tarafından gelen girişi, Doğan Şehir'e girişini film alıyoruz. İşte çevresi ve Sürgü'den girişini, Doğan Şehir'in giriş güzergahı. Tabii 1942'de başlayan baraj. Yani bugün bu ovayı, susuz olan bu ovayı sulayıp bugünkü hale gelmiştir. Daha da burada susuz arazi, mısır ekiliyor. Burada susuz. Pancar burada yetişiyor. Malatya Şeker Fabrikası'na buradan gidiyor. Pancar'ın çoğunluğu Elbistan ve Doğanşehir yörelerinden beslenir. Malatya Şeker Fabrikası. Malatya'da kiraz ağaçları Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle meyvacılık hemen hemen yok. Doğanşehir'de aynen Malatya'nın bir 40 kilometre Malatya'dır. Yakın bir ilçesidir. Burada da bahçecilik çok iyi şekilde hızla gelişmektedir. Bu da bizim işte Enişte Abdülhak Dako'nun bir bahçesinden örnek film ve örnek alıyoruz. İşte kirazın köküne bak. Köklü kiraz.
armut ve elma ağaçlarını. Burası. Elma toplanma mevsimi olduğu için harmanları çekiyoruz. Şimdi elma bahçesinin hazırlanışı, seçilişi ve ambalaj olarak piyasaya hazırlanışı. İlerideki sandıklarda satışa hazır ambalajda. Size de bu üzerine kalan tek tük elma kalmış, toplanmış. Buranın çok lezzetli elması olur. Serttir, suyu boldur. Sert elmadır ama çok suludur. Bu mahsulün %60'ı aracılar tarafından hemen yutulur. Devlet olarak gelip çiftçinin ayağından alıp Avrupa'ya kendilerinin devletçe buna el atıp satmaları veya kooperatif olarak satmaları olsa daha uygun olacak. Toplanmış dibine bunlar seçilip çoğu da heder olmuş. Ufakları tabi burada kalıp çürüyor. Böyle bunun da bir konserve veya şeyle kullanma alanı yoktur. İşte görürsünüz yere terk ediyor çürümüyor. Çünkü alıcı zayıflandı. Bunu kullanan yok. Merdiveni. Böyle merdiven var. Bunu kurarak elmayı tek tek dalından toplanıyor. Böyle tarlalar eskiden de sınırdı, şimdi de aynı sınır. İşte bu görmüş olduğumuz arazi bir kişiye aittir. Böyle bu iki tarlayı birleştirmiş, bir yanında tarla var, ekip biçiyor, bir yanında da bahçe. Hemen en küçük yer. Bunlar küçük diye seçilmiş. İşte pazarda ne isterse o fiyata vermek mecburiyetinde. Ve ilaç yani kurtlanmış veyahut da dibine düşmüş. Yani bunlar tabi iyisi seçilip bir kullanılsa bunun için bir Türkiye'de tesis geliştirilmemiş. Hali bütün fasulye üzerine en güzel fasulye, sucu ve doğan şehirde yetişir. Çok güzel bir şer. Tütünü de ile kalitelidir. Yani fasulye sadece mişmiş. Orta yaşlı bir ağaç. Değil mi ki Malatya'da bu ağaçlar da Türkiye'nin hiç yerine böyle iri fasulye ağacı yok desem inan. Doğrudur. Kalmış tamamen unutulmuş iki elma.
halkı bu çürü elmaları değerlendirmesini bilmiyor. Yani şöyle, çok güzel sirkesi olurdu. En azından çürümeye terk etmektense sirkesi, çok güzel sirkesi olur tabii. Üstün bir sirke olur bunlar. Kabuğunu koyacak, dolduracak kaplara. Sirke, mükemmel sirkesi olur. Elma. Sürgü yolundan Mahşer'in giriş sahası ve çevredeki bahçeler. Maharı. Başı gördüğümüz Torpaktepe köyü ve arazisi. Burada ne oluyor? Ortaokul mu? Sürgü yolu. Onun için
Eski caminin yeri değil mi? Thank you.
Güzel yaptın. Ya şifremi getsene git. Gel gel. Gel sana kamera vereyim. Bak. Ne diyorsun bunu? Ne? Ha. Film yapıyoruz ya. Ya bana bakayım. Ben de bunlar. Ay ya söyle ya. Ben diyecektim bu kimin diyecektim. Ha sana doğru iş ya. Onun için. Sana şey mi istiyorum? Ha sana doğru iş ya. Ha. Filme koyacağız. Bir şey yapma hiç. Yapmayalım. Evet, daha iyi.
Burada mı belediyenin? Belediyenin evet. Bayağı genişmiş ya. 11 bin. Dün bostanı yoldu binek. Kız seni görünce sandım bir melek. Eller gitti ben yolunu bekledim. Derin uykulara daldırdı felek. Eller gitti ben yolunu bekledim. Derin uykulara daldırdı felek. Salla salla düştüm ayvayın ağrı. Her gece bekledim gül yüzü yarı. Salla salla düştüm ayvayın ağrı. Her gece bekledim gözümü yarım ata saydım diye. Kınayasam eline bayram gelse, kınayasam eline dayanamam gözyaşlarım senin ağır. Kadir Mevlam kara yazı yazmasın, Kadir Mevlam kara yazı yazmasın. Dayanamam gözyaşlarım senin Allah. Pil bitti de onda. Ben çanta. Ben de buralıyım. Buralı mısın? Tabii ya. Resul Ömer'in yeğeniyim ben. Resul Ömer'in. Ha. Ya, buralıyız onun için ya. Tömbem oluyor, onun adı ne? Kıyafet yani. Kitap, kitap. Kitap ha, bizde kitap derler ha. Kitap ha. Thank you.
hakim Fanlı hemşehrimizin damından çekiyor. En yüksek binada bırak.